Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Antin Kuntin kahveler serimizin ikinci videosunda yine No25'te ve birlikte sizlerleyiz. Meşhur kahvecilerde yine çok yüksek fiyatlara alabileceğiniz bir kahveyi evde çok ucuz maliyette ve hepimize şifa olacak bir şekilde yapacağız. Bugün hepinizle birlikte gingerbread latte yapıyoruz. Bu güzel kahvemizi yapmak için malzemelerimize geçiyoruz. Yine moka potta bir espresso demleyeceğiz. Sütümüz var. Hem şekil yapmak için kullanacağız hem de latte aroması vermek için. Hem de diğer malzemelerimizi sayalım. Suyumuz var. Şekerimiz, tarçınımız, karanfilimiz, zencefil ve çok az da bir muskat kullanacağız. Kanal sahibimiz Artvin'in olduğu için zorla bunları kullandırtılıyoruz şu an. Görmüş olduğunuz önlük ve bardak özel olarak bu video adına seçildi. Mutfağımızda sık sık göreceğiniz ürünlerden. İçmeyelim, oraya koyalım. Evet, şimdi 1,5 yaklaşık su bardağı suyumuz var. Biz bardak ölçüsü olarak şöyle küçük bir çay ya da kahve bardağı kullandık diyelim. Su ölçümüzün yarısı kadar şeker koyuyorum. Toplamda bu bardaktan 1,5 bardak su koydum. Şimdi yaklaşık 3/4 bardak şekerimi koyuyorum. Biraz şerbet yapacağımız için aroması, şeker aroması yüksek bir kahve olacak. O şerbet kıvamını oluşturabilmek için kahvemizi, şekerimizi bu oranda tutmalıyız. Daha biraz daha azaltabilirsiniz ama çok da azaltmayalım. Çünkü o kıvam bunu şekerin sağlayacak. 2 adet çubuk tarçın koyacağım. Şimdi gingerbread latte'mizi yaparken aslında bir gingerbread şurubu, yani bir zencefil şurubu oluşturacağız. Bu şurubu da şerbet gibi düşünebiliriz. Yoğun kıvamlı olacağı için biraz şeker oranı yüksek bir kahve ama yani arada tüketeceğimiz için sağlık açısından çok sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Şimdi biz bardak ölçümüz olarak böyle bir bardak kullandık. Bu bardaktan 1,5 su bardağı suyumu koydum. 3/4 su bardağı, yani suyun yarısı kadar da şeker ekledik içine. Birazdan bu eriyecek zaten. 15 dakika kadar falan kaynatacağım için çubuk tarçın kullanıyorum. Aromasının daha iyi geçmesi için toza göre. 2-3 adet karanfil ekleyeceğim. Böyle hafif bir karanfil tadı gelsin ama çok da yoğun olsun istemiyoruz çünkü. Evet, şimdi asıl ürünümüz olan zencefile geliyoruz. Yaklaşık 2-2,5 çay kaşığı zencefil ekliyorum. Daha fazla eklemeyin çünkü acı olabiliyor. Bunu da ekledik. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Ve ocağı bunu kaynamaya gönderiyoruz. Evet, gingerbread şurubumuz kaynamaya başladı. Yaklaşık 15-20 dakika kaynatacağız. Kaynamaya başladığında biz içerisine muskat rendeledik. Siz de bu aşamada muskatınızı rendeleyebilirsiniz. Çok kullanmadık zaten. Çok az rendeledik. Bu arada yine ben kahvemi ocağa koymak istiyorum. Moka potta kahve nasıl demlenir diye tekrar anlatmayacağım. Çünkü bir önceki videomuzda moka potta kahve demlemenin detaylarını anlatmıştım. Evet, bakın şimdi nasıl güzel bir kıvamda. Bakın tam artık şerbet kıvamını aldı. Aromalar da birbirine güzelce geçtiğine göre bence bunun altını artık kapatalım. Evet, şimdi diyorsunuz ki niye bu kadar fazla şurup yaptık? Biz sadece bir bardak kahve içmeyecek miyiz? Hayır, bu şurubu güzel bir kavanozda sakladığınızda, buzdolabında saklamak suretiyle istediğiniz zaman çıkarıp kullanabilirsiniz. Kış boyu bütün kahvelerinizin yanında çıkarıp 1-2 kaşık kahvenize eklerseniz çok güzel. Bütün her dakika yapacağınız bir gingerbread latte olacak. Kimseye söylemedim, diyemedim aşkını. Afeleke pilotum. Bana mı dur? Sütü zaten kahveyi sıcak kullanacağımız için ısıtarak kullanıyoruz ama hani dolaptan aldım hemen köpürtüp üstüne dökeyim deyince olmuyor. Sütü köpürtmek istediğimizde önce ısıtıp sütü ısıtmamız gerekiyor. Daha sonra köpürttüğümüzde o köpük kalıcı bir kıvam alıyor. O yüzden sütümüzü ısıtıyoruz ki üstüne güzel bir şekil yapabilelim. Tekrar anlatmıyorum. Biz bunu anlattık. French press'te köpürtürsünüz dedik. Süt köpürtücü nasıl kullanılır anlattık. O yüzden tekrar anlatmıyorum. Kimse kusura bakmasın. Önceki videomuza geçin. O videoyu güzelce izleyin. Sonra süt güzel nasıl köpürtülür öğrenmiş olun. Her yerde işinize yarar.
Evet, şimdi gingerbread latte yapmak için bir gingerbread şurubu hazırladık. Sadece bu kahvemizde değil, geri kalan bütün kahvelerinizde kullanabileceğiniz şekilde sütümüzü ısıtıp köpürttük ve moka potta bir espresso demledik. Bunların hepsini birleştireceğiz. Evet, şimdi yapmış olduğumuz şuruptan biraz ekleyeceğim. Hatta şöyle dökebilirim. Bardağımız da büyük olduğu için şöyle biraz aromasının gelmesi için yaklaşık bu kadar bir kahve. Pardon, şurup ekliyoruz. Üstüne bir shot kadar espressomuzu koyacağız. Ve artık sütümüzü ekleyebiliriz. Ve son dokunuşumuzla böyle birbirine de karıştırabiliriz. Evet, kahvemiz hazır. Yine harika bir tarifle aramızda olduğu için Aybüke'ye teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve tarifleri deneyip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.